2 hafta önce Tolgaözbek.com sitemde çok ilginç bir haberi okuyucularımla paylaştım. Londra'da Heathrow Havalimanı'nda geçtiğimiz Haziran ve Temmuz ayında çok ilginç bir olay tespit edilmişti. Bu olayda yerde uzun süre bekleme yapan, yani salgın nedeniyle havayollarının küçülmesiyle birlikte yere inen, en az 4-5 ay uçmayacak uçaklarda pitotüp olarak adlandırılan sistemin içine arılar yuva yapmıştı. Yaban arıları uçağın havada süratini ölçmesini sağlayan bu minicik bir borunun içine girerek oraya kendine uygun yer belirlemişler ve buraya yuva yaparak pitotüplerin tıkanmasına neden olmuşlardı. Yapılan kontrolde bu tespit edilmişti ve bu yaşanan olay sonrasında İngiliz Sivil Havacılık Otoritesi hemen bir talimatname yayınlayarak bu tür uzun dönem uçaklarını park eden havayollarını uyardı. Bu haberi yaparken de benim hemen aklıma Birgenair'in kazası geldi. Birgenair gerçekten 1990'ların ortalarında çok başarılı bir Türk charter, yani tarifesiz sefer yapan bir havayolu şirketiydi. Fakat başına büyük bir talihsizlik gelmişti. 7 Şubat 1996'da, yani 26 yıl önce Dominik'ten kalkan Boeing 757 tipi yolcu uçağı ne yazık ki işte bu pitotüplerin içine yuva yapmış bir arı nedeniyle sistemin tıkanması ve arkasından arka arkaya yaşanan olaylar sonrasında uçak Atlantik Okyanusu'na düşmüştü. 176 yolcu ve 13 mürettebattan kurtulan olmamıştı. Bu kazanın seneyi devriyesinde, bir gün gecikmeli veriyoruz videoya ama o 13 havacımızı hem birlikte analım ve minicik bir arının bir uçağı nasıl düşürebileceğini, 189 kişinin nasıl hayatını kaybedileceğini de birlikte incelememiş olalım. Havada uçaklar açısından sürat çok önemli. Süratin limitini aştığınız zaman da çok büyük bir tehlikeye giriliyor veya havada tutunulacak o minimum süratin altına da düşüldüğü zaman uçak anormal duruma girip kontrol kayıpları yaşanabiliyor. O yüzden uçuşun her döneminde, her aşamasında, işte yerde ilerlerken bile, kalkışta, tırmanırken, seyir sırasında, alçalma veya iniş sırasında doğru süratleri okumak, görmek ve pilotların bu sürati uçağa uygulaması gerekiyor. Bu süratlerin ölçümü de uçakta kokpitin hemen etrafında veya önünde, tabi uçak tipine göre bu değişiyor. İşte savaş uçağında farklı, yolcu uçaklarında farklı, pitotüp olarak adlandırılan basitçe bir borunun içine girilen havadan ölçülüyor bu. Ve genellikle de uçaklarda birden fazla pitotüp yer alıyor. Bir kısmı yedek olarak kullanılıyor ve buradan alınan, gelen bilgiyle pilotun önüne sürat bilgisi sistem tarafından iletilmiş oluyor. Kiminde bunu bilgisayar değerlendiriliyor, dijital olarak veriyor. Daha eski uçaklarda gösterge teknolojisiyle bunlar ibreli olarak pilotun önüne çıkabiliyor. Peki bu pitotüp tıkanırsa ne olur? En ilginç olaylardan biri de bu pitotüplerin içine böcekler, burası böyle girintili, kuytu bir yer. Belki de nemli havada daha kendilerine uygun görüyorlar. Buranın içine girerek genelde yuva yapıyorlar. Bu nedenden dolayı uçaklar yerde bekledikleri sürede bu pitotüplerin bir kapakla, bir örtüyle sarılması ve hava içerisine veya bir böceğin girmesinin engellenmesi gerekiyor. Ama bazen işte bir fırtına çıkıyor, bu kapaklar çıkıyor veya biraz dikkatsizlik oluyor. Bu kapaklar tam olarak yerleştirilmemiş oluyor ve yerinden çıktığı zaman eğer gerekli kontrol uçuş öncesinde yapılmamışsa bu pitotüpler üzerinden de çeşitli arızalar olabiliyor. 1996 yılında Birgenair charter bir, yani tarifesiz sefer yapan bir havayolu şirketiydi. İyi de bir şirketti. Filosunda Boeing 757 ve 767 bulunuyordu ve uçaklardan biri de Dominik merkezli olarak uçuşlarını gerçekleştiriyordu. Ama uzun süredir herhangi bir uçuş alınmamıştı. Bu tür şirketler için kış sezonu biraz daha yaza göre daha az uçuşla geçer ve mürettebatta artık hani bir uçuş çıksa da şöyle bir Avrupa'ya, oradan evimize dönebilsek diye bekliyordu. Ve uçak yaklaşık 20 gündür yerdeydi. Bu kazada kaybedilen TC gen olarak tescilli Boeing 757 bu 20 günlük yerde beklemenin 18 gününü pitotüp kapakları kapalı olarak gerçekleştirmişti. 18. günün sonunda havayolunun teknik ekibi uçağı kontrol ederek herhangi bir uçuş çıkması durumunda sistemleri kontrol etmek üzere işte uçağa motor çalıştırmasını yaptı, sistemleri çalıştırdı. Fakat burada bir kural, bir madde hatlaması meydana geldi. Uçağın pitotüp kapakları veya işte koruma örtüleri bir şekilde takılmadı. Dominik'te de o dönemde çamur arısı olarak adlandırılan bir arı türü hemen uçağın üzerindeki o pitotüplerin içine yuva yapmaya başladı. Bu arının özelliği de çamuru alarak yuvasını silindirik bir şekilde bu çamurdan yapmasıydı ve arı işte topladığı çamur parçalarını getirerek o pitotüpün içine tıkmaya başladı ve kendisi için yumurtlaması için de uygun bir alan oluşturmaya başladı. Tarihler 7 Şubat 1996'yı gösterirken bir Alman havayolu şirketinin uçağı arızalanmıştı ve 176 yolcunun Almanya'da Berlin kentine dönmesi gerekiyordu ve Birgenair için de beklenen uçuş çıkmıştı. Ekip hemen toplandı, uçuş planlaması yapıldı. Bu sırada havayolunun Avrupa'ya dönecek olan uçuş ekipleri de vardı. Normalde işte 5 kabin memuru 3 pilottan oluşabilecek ekibe ekstradan geri dönüşünü yapılacak diğer havayolu personeli de eklendi ve 13 kişilik mürettebatla birlikte 176 yolcu uçağa bindi. Bu arada tabii bir gece uçuşu yapılıyor. Harici kontrol ne kadar iyi yapıldı, sistem kontrolleri gibi konularda muhtemel bu arıza kalkış öncesinde tespit edilemedi. Kalkış için uçak pist başına geldi ve motor gaz kolları maksimuma getirilerek kalkış için piste koşturulmaya başlandı. Bu tür uçuşlarda kaptan pilot soldaki koltukta oturuyor, ikinci pilot sağdaki koltukta oturuyor ve belirli aşamalarda süratlerini kontrol ederek aynı göstergeden ortak değer yakaladıklarını görmeleri gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de uçak yerde 80 knot'a ulaşırken yapılan karşılıklı kontrol. Burada ikinci pilotta kontroller, ikinci pilot göstergesinde 80 knot olarak adlandırılan hızı okurken kaptan pilot o sürati okuyamıyor. Orada prosedür durmaları gerekip sistemin tekrar kontrol edilmesi gerekirken muhtemel uzun süredir Dominik'teler geri dönmek istiyorlar. Bunun da getirdiği bir psikolojik baskıyla bir anlamda kaptan pilot da çok tecrübeli bir kaptan pilot. 25.000 uçuş saatine sahip yola devam kararı alarak koşturmaları devam ediyor ve arkasından uçağı keserek yükselmeye başlıyorlar. Uçak yaklaşık 2500 fite gelirken uzun bir uçuş yapılacak. Dominik'ten önce Kanada'da Gander'a gidilecek. Gander'da uçak inecek, yakıt ikmali yapacak ve oradan da Berlin'e uçacak. Gayet uzun bir uçuş. Bu uçuş için otopilot sistemi devreye alınıyor ve uçak bundan sonraki uçuşunda otopilotla devam edecek. Fakat bu bağlama sırasında otopilot kaptan pilotun önündeki verilere göre uçuşu değerlendirmek üzere kaptan pilot tarafından otopilota bağlanıyor. Ve bu sırada yavaş yavaş irtifa devam ederken uçak tırmanışta olmasına rağmen bir sürat aşım ikazı geliyor. Çünkü kaptan pilotun göstergesi saatte 350 knot'u gösteriyor. İkinci pilotun ise göstergesi doğru 220 knot'u gösteriyor. Yani normal bir sürat var. Kaptandan bilgiyi aldığı için sistem uçak overspeed olarak adlandırılan sürat limitini aştı gibi bir bilgiyi paylaşarak buna göre uçağın süratini kesmek üzere önce burnunu kaldırıyor fazla bir açıyla. Daha sonra da gaz kollarını idle olarak adlandırılan minimuma doğru çekerek uçağın süratini kontrol etmeye başlıyor. Çalışıyor. Ama bu sırada okunan sürat değerleri doğru değil ve bu burun kaldırma ve gaz kollarını çekme ile birlikte uçağın sürati hızlıca düşmeye başlıyor. Bir taraftan overspeed yani hız limit aşım ikazı var. Arkasından da lövye titremeye başlıyor. Stick shaker olarak adlandırılan bu lövye titremesinin de tek bir nedeni var. Uçak stall oluyor. Yani sürat minimum süratine yaklaşmış durumda. Bu süratin altına düşmesi durumunda uçak artık havada tutanamayacak ve acil durumla bir spin veya anormal duruma girerek irtifa kaybetmeye başlayacak ki bu yolcu uçakları için çok tehlikeli bir manevra anlamına geliyor. Bu arada uçuş ekibi ne yapacağına karar veremiyor. Çünkü ikisi de çok farklı ve yanlış yaklaşım. Yani ya overspeed olursunuz ya da süratsiz kalırsınız. Bu ikaz gelir ve ikisinin aynı anda olması uçuş ekibinin aklını karıştırıyor. Bu sırada kaptan pilot gaz kollarını kontrol ederken gaz kollarının idle'a gittiğini görmüş oluyor. Fakat uçak tabi stol olmuş ve anormal duruma girişle birlikte burun kaptırmış. Gaz kollarını ileri atıyor. Fakat uçağın dalış açısı ve bu anormal durumdaki normal standart dışı hareketi nedeniyle ne yazık ki sol motora çok fazla hava girmiyor ve sol motor bu sırada duruyor. Sağ motora bir maksimum gaz gidiyor ama ne yazık ki irtifaları çok düşük. Anormal durumdan çıkamayarak uçak Atlantik Okyanusu'na çarpıyor ve kazada ne yazık ki kurtulan olmuyor. İşte görüyorsunuz, bir pitotüpün içine arının yuva yapması, o doğru bilgilerin kaptan tarafındaki pitotüpün alınamaması, bu sürat saatindeki bu eksikliğe rağmen kalkışa devam edilmesi ve arızalı olan kaptan tarafındaki sisteme bağlanması, otopilot gibi böyle arka arkaya gelen bir sürü hatalar, yanlış değerlendirmeler veya normalde hiç karşılaşılmamış bu tür olayla birlikte kararlar yanlış yere doğru gidiyor ve bu kaza meydana geliyor. Ne yazık ki her havacılık kazası sonrasında kaza raporları hazırlanıyor. Belki bu kaza raporları gidenleri geri getirmiyor ama sonrasında havacılık için neler yapılacak, alınacak önlemler, uygulanacak yeni prosedürlere de yol açıyor. Yani bundan sonra uçanların hayatlarını kurtarmak, uçakları daha emniyetli hale getirmek için bir adım gerçekleştiriliyor. Bu kazadaki sistem hataları Boeing tarafından bulunuyor. Pitotüp kapakları ile ilgili yeni uyarılar ortaya çıkılıyor ve o sırada kokpitte 3 pilot var. 3 pilotun bu tür durumda bir hata olduğunda nasıl müdahale edilecek, neler yapılacak, bu gibi bilgiler, prosedürler geliştiriliyor. Peki Birgenair'e ne oluyor? Birgenair tabii ki bu ciddi kaza sonrasında uçuşlarını durdurmak zorunda kalıyor. Kimse yolcu vermiyor Birgenair'e ve Birgenair kısa bir süre sonra faaliyetlerine son vermek durumunda kalıyor. Birgenair'in de bir patronu var. Ne yazık ki bir yıl sonra da Paris'te evinde yaşadığı beyin kanaması sonrasında hayatını kaybediyor. Fakat açtığı davalar devam ediyor ve sonrasında bu arıyla ilgili işte pitotüp tasarımından uçağın sistemlerindeki verilecek kararlara kadar Boeing bu Birgenair'in patronunun varislerine bir miras ödemek zorunda kalıyor. Ama tabii ki gidenler, ölen yolcular, hayatını kaybeden bir iş adamı gibi böyle bir alta yazdığınız zaman bu tazminatlar tabii ki gidenleri geri getirmiyor. Evet, Heathrow Havalimanı'ndaki arıdan şöyle Domine'ye gittik. Bir Türk şirketinin yaşadığı üzücü kazayı hatırladık ve havacılıkta böyle incecik minicik şeylerin ne kadar birbirlerine bağlı olup küçücük aksaklıkların bir kazaya doğru giden yolunu birlikte incelemeye çalıştık. Detaylı havacılık savunma haberlerimiz Tolgaözbek.com'da, bizleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Telegram kanalımız var. Burada haberler daha hızlı bir şekilde sizin önünüze düşüyor. Tavsiye ederiz kullanmanızı. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda katıl tuşuyla da bizlere destek verirseniz çok mutlu oluruz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.